Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Şuradan şöyle döndürünce bak. Döndürüyorum. Aa, ne hale geldi bu böyle? Gördün mü, işte gemi şekli böyle yapılıyor parmaklardan. Evet, gerçekten parmaktan gemi yaptık. Yüzer mi bu? Yani biz yüzerken böyle elimizi o şekilde gemi şeklinde yaparsak hani etraftaki... Biz yüzersek o da yüzer diyorsun. Evet, biz yüzünce o da yüzüyor. Demek ki insanın gemi yapmak, uçak yapmak ya da ona benzer bir takım şeyler yapmak için aslında kendi elleri dışında hiçbir şeye ihtiyacı yok. İçinden gelmesi yeter. Bu şimdi içinden mi geliyor? İçinden geliyor tabii. Yoksa anladım. Niye gemi yapasın? Çok ilginç. Şimdi bu sevgili Olax ya da Ölükse Gorgonumuzun bir haberi var Cenk'ciğim. Allah Allah. Devil Wars adını taşıyor. Bilmem şeyimiz, beğendin mi Cenk'ciğim? What you say? Devil Wars. Evet, bu İngilizce çok yorucu bir dil gerçekten. Devil Wars. Bu söylerken hiç yorulmamış. Sanki çok mutlu bir şey söylüyor. Olur gibi. Mu? Wars derken son nefesi vermiş. Dünyanın en çok satan müzik gruplarından Kiss'in kurucu üyesi Gene Simmons. Bakın bu Kiss niye bu kadar çok satıyor? Öyle bir grup nasıl dünyanın en çok satan oluyor anlamak mümkün değil. Dünyanın en çok satan gruplarından diyor. Yani, gruplarından yani 70. 90. falan da olabilir. Başka grup yoktu herhalde o zaman. O zamanlar azdı tabii. Devil Horns, şeytan boynuzları işaretini kendisinin bulduğunu iddia ederek patent başvurusu yaptı. Fakat Devil Horns benim bildiğim başka bir anlama geliyor yani. Devil Horns demek istiyorum. Neye sanırım basmamış kızımız. Evet, Devil Horns işaretini ilk biz bulduk yani. Evet. Bir boynuzunu Cenk, diğer boynuzunu ben bulmuşumdur evet, sevgili dinleyiciler. Evet, işaret parmağı kısmını ben, serçe parmağı kısmını Erdem bulduğu için esas bulan ben sayılıyorum sevgili dinleyiciler. Evet, yani maalesef böyle bir tuhaf bir şey var sevgili dinleyiciler. Simmons söz konusu işaretin 14 Kasım 1973'te bir konserde ilk defa kendisinin yaptığını belirtiyor. Niye yapmış? Onu anlatmış bence. Ne anlatmak istiyor orada bize? Can, öncesinde düşünmüş işte konserde bir hareket yapsam da ne yapsam da falan gibilerinden. Buldum diyerek de ortaya fırlamış. Evet yani orada çalışan bir başka arkadaşı bizim malum nah işaretimizi gösteriyor. Yok onu beğenmedim. Başka bir şeyler yapsak böyle parmaklarımızdan falan derken gemi yaptırıyorlar buna deminki gibi. Evet. O da yapmaya çalışırken o işaret ortaya çıkıyor. Sonra diyorlar ki ya neyse sen bunu da yapamadın. Sen yüzünü gözünü boya. Başka türlü bir şey olmaz senden falan diye bunu sahneye atıyorlar. Bunu aynen postalıyorlar evet. Arkadaşlarımın da peşinden. Bu ilginç başvuruya en önemli karşıt delil ise Beatles'ın 1969'da bundan tam 4 yıl önce çıkardığı Yellow Submarine isimli albümün kapağında John Lennon'ın zaten aynı işareti yapmış olması. Niye? Yani John Lennon niye bu işareti yapıyor? Anlaşılır gibi değil. Demek ki John Lennon da aslında metalci fakat para için soft müzik yapıyor. Evet, buradan bunu anladım. Yellow Submarine'in kapağında yapıyor. Bu da olacak işte. Yani acaba o işaret Submarine işareti mi? Ya da hayalette ya da devilli Submarine. Bu Yellow Submarine de aslında şeytan var gibisinden bir subliminal metal şeyi yapıyor olabilir. Sublim. Simmons'ın talebi eğer kabul görürse tüm rock ve metal konserlerinin simgesi sadece Amerikan Hard Rock grubu üyesi tarafından kullanılabilecek. Ama bayağı yorulacak o zaman. Simmons çabuk gel hemen metalci işareti yapman lazım. Senin eleğide bekliyoruz falan. Yetişemez ki adam. Evet ya yani bir de gelmiş zaten 60-70 yaşında bu yaştan sonra o işaret ona ait olsan olur olmasan olur Allah evet. Kahretmesin. Ama şöyle bir şey yapabilir yani 20-30 kişilik bir ekip tutar bunlar konser gezip metal işareti yapanlardan birer dolar alabilirler. Metal işareti yaptım ver bakalım uçlan telifini. Uçlan telifi diye bu güzel iş olabilir bunu aslında uyandırırsak mı Gene Simmons'ı? Yeni rock haydutları. Müebbet muhabbet. Sevgili dinleyiciler merhaba. Suffocated Press Haber Ajansı'ndan hepinize mutlu günler dileyerek Cevval muhabirimiz Cenk'in telefon hattımızda olduğunu hatırlatıyor ve kendisini biraz daha beklettikten sonra yayını almayı planlıyorum. Why you? Cenk'ciğim merhaba.
Evet, sanırım sen de bizi bekletiyorsun aynı Alo miktarda. Alo ya, yayına ben istediğim zaman istediğim saatte girerim. Öyle şunu bekleteyim, bunu buradan geçsin falan sen. Ama beklettim şimdi, doğrusu doğruya doğru. Ben de seni beklettim, beklediğin kadar beklersin. Asla unutma. Çok kısasak ıstas durakının daş bir insan. Şimdi kardeşim prodüksiyon toplantısındayız da. Ne prodüksiyonu yine, ne oluyor? Avatar 2'nin prodüksiyon ekibine girdim. Avatar 2 mi? He. Avatar 1'in devamı mı? Evet. Ondan sonra işte bu şimdi Eylül'de çekimlere başlayacağız filan da orada nereye bu ne yapalım? Bu Şirinlerle aynı değil mi yani? Ben bunları Şirinlerle renk karıştırıyorum. Renk olarak benziyorlar mavi falan ama işte burada Avatar baba falan gibi Avatar tipler yok. Uykucu avatar. gibi tipler yok, biraz daha ciddiye alınacak bir şeyler yapalım falan diyorlar. O zaman hiç çekilmez, onu söyleyeyim. Yani Şirinler ciddi olmadığı halde çekilmiyor. Onların ciddisi hiç çekilmez. Yani şimdi zorluğu şurada, şimdi bu 2020'de bu vizyona girecek Avatar 2. Cameron diyor ki ya Cenk'im diyor, bu 2021, 2024, 2025'te de 3 tane daha koysak toplamda 4 yeni Avatar filmi. Cameron dediğin yani yaslasak bu diyor. Ülke mi? Yani devlet Cameron, başkanı. Ben öyle diyorum da yok, bu işte yönetmen Cameron. Adı neydi adamın? Cameron. Anladım. Gerçekten iyi ki Cameron diyorsun. He. Bir de ben buna şey dediğim abi, dediğim yani bu hani gözlük mözlük takıyoruz da 3D'de. Gözleri ağrıtıyor falan, uğraşılmıyor yani. Hem ya gözleri ağrıtmayı bırak, dandik oluyor. Onlar kulak kısmında bir yara yapıyor. Ha, tabii devamlı takmıyoruz onu, sadece filmde takıyoruz da yine de gişedeki çocuğa bile şey oluyor yani. Bunu dedim, bir yolunu bulsak yani şey yapsak yani, biz şaşı bakacağımıza şeyi, kameraları şaşı olarak yansıtsak dedim iki şeyden. Hayır, bir bu de sonuçta zaten yattıydı, öyle olacak şimdi. Ya bir de sonuçta şimdi biz gözlerimizle normal baktığımızda zaten 3 boyutlu görüyoruz. Yani araya kamera girmese biz zaten 3 boyutlu göreceğiz. Kameranın çektiği şeyi 3 boyutlu göremiyoruz ne hikmetse. Hayır işte o ayrı bir sistem o. Hayır iş mi? Tabii. Anladım, neyse. Sonuçta ne oldu yani, şimdi Avatar habire devam mı edecek? Yani diziye mi bağladık? Diziye bağladık. Filmleri dizi haline getirelim ki merak uyandırırsın falan. Çünkü de böyle 3. bölümü merak ettiriyorsun falan, hani oradan yürüyor ama film böyle bir şey olmuyor. Peki kaça kadar devam edecek şimdi bu? Bu şimdi işte Avatar 2'yi çekiyoruz. 3, 4, 5, 6 gözüküyor şimdilik. Ne diyorsun? Ya öbür törpüsü canım. Yani bizim için mi, oynayanlar için mi? Onu yani zaman gösterecek. İnsanlık için bir öbür törpüsü olduğunu düşünüyorum. Yani Ali Yiğen Başkesen'de oynayan Sigourney Weaver teyzem de oynuyor ki ben onu çok severim. Asıl öbür törpüsü onun için olacaktır. Onun için olacak. Bir de artık tabii geldi 50 yaşına, küsur yaşına. Öyle artık bakacağız. Bir orada de bunlar devamlı her gün bunları maviye boyuyorlar biliyorsun çekim boyunca. Her gün akşam yıkan, ben dedim Sigourney'e yani ablam dedim sen yıkanma akşamları, ben yıkandım falan da ama çekilecek dert değil dedim, cildine tahriş. Cildine tahriş ablacığım. Yani bir de onu da bırak, sonuçta bu o kadar bilgisayar animasyonu falan koyuyorlar, bilgisayarla oynuyorlar. Adamları bilgisayarla boyayamıyorlar mı, o kadar teknoloji gelişti yahu? Ama o zaman gerçekçi olmuyor bazı sahnelerde öyle de. Ha. Ondan sonra bir de tabii bunu şimdi boya satanı var bilmem ne. Sanki mavi olunca biz çok gerçekçi alıyoruz. Mavi olunca aslında hiç gerçekçi olmuyor. İyi de kardeşim işte diyorum ya, bunun boya satan adamının ekmeğine mani mi olalım? Ben şimdi desem Cameron'a boş ver bunlar dedim, ikinci filmde diyelim ki normal renkte olsunlar. O zaman boya satan vurur diyecek ki abi ne yaptın, niye böyle yapıyorsun, ekmeğimle niye oynuyorsun falan filan. Çok farklı dengeler var yani. Gerçekten. Bu farklı dengeleri bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz Cenk'ciğim. Hadi kardeşim, hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Cameron veya işte Sigourney varsa ver bir seslerini duyayım. Cameron elinde şey senaryoyla geziniyor gene. Sigourney? Senaryo iyi çalışmamış. Şey yapmış. Ha? Sigourney ne durumda? Sigourney karımanın da ya, o da kitap okuyor. Hayda. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Müebbet Muhabbet.